Son 3 aylık dönemde özellikle mahpusların birincil sağlık hizmeti olarak revire çıkartılmama, geç çıkartılma, devamında mahpuslar şayet revirde hekime erişebilirse buradan hastaneye sevklerinde ciddi sorunlar yaşanmakta. Özellikle İzmir'deki cezaevlerinden aldığımız verilere göre 2 ay, 3 ayda bir revire çıkabilmekte mahpuslar, hastaneye sevkleri de bir bu kadar uzamakta. Hatta hastane randevusu olan mahpuslar bile randevularına götürülmemektedir. Biz bu sefer idareye başvuru yapıyoruz. Gerek revir, gerek hastaneye sevk konusunda bize tatmin edici cevaplar verilmiyor idare tarafından. Bu sefer savcılıkla görüşme yaptığımızda idareden sonuç alamayınca da savcılıkta çeşitli bahanelerle işte personelimiz yok, jandarma personelimizin sayısı yetersiz şeklinde bize bahanelerle cevap veriyor. Ama biraz önce de belirttiğim gibi sağlık hakkı bahane üretilebilecek bir hak değil, yaşam hakkıyla doğrudan bağlantılı bir hak. Hekime eriştiklerinde kolayca tedavi edilebilecek hastalıklarının ağırlaşmasına, daha ağır bir boyuta gelmesine ve belki de yaşamını yitirmelerine neden oluyor. Ya şunu belirtmek gerekiyor aslında revir demişken, revir birincil sağlık hizmeti. Yani revir zaten cezaevinin içinde olan bir yer. Burada aslında personel yetersizliği de denilemez. Ve hatta şu gerçeklik de var, revirlerde her gün doktor olmuyor, hekim olmuyor ve mahpuslar hekime erişemiyor. Hani burada da mesela mahpuslar hani hekime ulaştı, hastaneye sevki yapıldı. Burada da karşılaştıkları sorun mahpusların kelepçeli muayeneye zorlanıyorlar. Kelepçeli muayene insanoğluna aykırı bir muayene ve uluslararası insan hakları mevzuatında da yasaklanan aslında bir muayene çeşidi, bir çeşit kötü muameledir kelepçeli muayene. Mahpuslar buna zorlanılıyor. Bunu kabul etmeyen mahpusların hekime erişimi de engelleniyor. Haftada birkaç kez ve detaylı aramalara, koğuş içerisinde, oda içerisinde aramalara maruz bırakılıyorlar. Bu aramalarda koğuşlar adeta talan ediliyor ve dağıtılıyor ve mahpuslar arama sonrası odalarını temizlemek zorunda kalıyorlar. Bu temizleme sırasında da mahpuslara verilen 40 santimlik çekpaz ve fırçalar. Mahpuslar hapishanenin fiziki koşulları nedeniyle birçok mahpus aslında kemik rahatsızlığı yaşamaktalar. Bu kemik rahatsızlıkları da bu 40 santimlik paspaslarla temizlik yaptıklarını nüksediyor. Birçoğunda bel ve boyun fıtığı var müvekkillerimizin. Bu 40 santimlik paspaslar sonucu temizlik yaptıklarında da bu fıtık sorunları nüksediyor. Zaten hastaneye ve revire sevklerde belirttiğimiz sorunlar var. Hani mahpuslar 2-3 ay hastaneye sevk edilmeyi bekliyor. Hastaneye sevk edilmeyi başaran mahpuslar fizik tedavi aldıktan sonra tekrar yapılan aramalarda, tekrar bu sağlığa olumsuz etkileyen paspaslarla temizlik yaptığında aslında fizik tedavinde bir anlamı kalmıyor. Hastalık tekrar eski haline gelip nüksediyor. Son dönemlerde Ege bölgesindeki hapishanelerden çok sayıda mahpus sevk edildi başka cezaevlerine. İsteği dışında sevk edilen mahpuslar getirildikleri yeni hapishanelerde çıplak aramaya maruz kalıyorlar. Çıplak aramayı kabul etmeyen mahpuslar burada personeller, cezaevi personelleri tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kalıyor. Gökhan Ozan isimli mahpus Ödemiş'ten Manisa T tipi hapishanesine isteği dışında sevk edildiği sırada çıplak arama dayatmasına maruz kalmış. Çıplak aramayı kabul etmeyen mahpusa gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkenceye maruz kalmış. Hatta buna rağmen kendisine disiplin cezası verilmiş. 19 Temmuz tarihinde İzmir Ali Ağa Kadın Kapalı Hapishanesi'nde siyasi mahpuslar tarafından Kobani'nin IŞİD'den kurtuluşuna ilişkin bir kutlama ve anma etkinliği düzenlenmiş. Bu kutlama anma etkinliği sırasında aslında mahpuslar halay çekip şarkı söyleyip bir kutlama ve anma düzenlemişler. Buna ilişkin idare tarafından kutlamaya katılan, katılmayan tüm kadın mahpuslar hakkında bir tutanak tanzim edilerek hepsi hakkında soruşturma başlatılmış. Bu soruşturmanın hukuki bir dayanağı aslında bulunmamakta. Çünkü mahpusların yaptığı eylem kendi aralarında aslında dünya tarafından bir tehlike olan DAEŞ
örgütünden Kobani'nin kurtuluşuna ilişkin bir kutlama ve bu kutlamada yapılan sadece kendi aralarında şarkı söyleme, türkü söyleme, eğlenme. Bunun dışında yaptıkları bir şey de yok. Kanuni, hukuki dayanağı olmayan şekilde mahpuslara bir soruşturma başlatılmış durumda. Burada amaçlanan aslında tahliyesi yaklaşan birçok kadın mahpusun tahliyesini ertelemek. Bunun için bir bahane yaratmak idare tarafından. İkinci bir cezalandırma yöntemi uygulanıyor. Yargı kararlarını aşan, adli makamları aşan derecede ikinci bir cezalandırma yöntemi uygulanıyor ve bunun sonucunda da mahpusların temel haklarına erişimi engellenmeye çalışılıyor. Adeta mahpuslara yaşamları eziyet ve işkence haline getiriliyor.